Bugün Lambadaki Cin'de size bir hikayeden bahsedeceğim. Bundan tam 18 ay önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bir teklif üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne iş müracaatı için dilekçe verdik. Dedik ki, niye Nijat Ayvaz, bugüne kadar sanat yaptın, kitap yazdın, fotoğraf çektin, Tekirdağ'ı sırtlanıp Avrupalarda Türkiye'nin her bir bucağında tanıttın, artık ciddi manada kentini sırtlanıp hizmet etme zamanı. Görev sırası bize gelmişti. Biz de Kadir Albayrak ve ekibine güvendik, kendilerinin teklifine göre gittik içeriye, onların güvenine binaen dilekçemizi verdik. Her Tekirdağlı vatandaşımızın da iş isteme hakkı olduğu gibi. İş istemek onursuzluk değildir. Daha iyi şartlarda çalışmayı arzulamak şerefsizlik değildir. Ey Kadir Efendi, biz sizden ihale mi istedik? He? Yüz kızartıcı bir şey mi yaptık? Hakkınızda haksız ithamlarda mı bulunduk? 88 tane videomuzu teker teker izleyiniz. Hiçbirinde haksız itham yoktu. Öyle bir şey olsaydı zaten bizi mahkemeye verirdiniz diye düşünüyorum. Ama siz benim iş müracaatımı, benim resmi bir evrak statüsünde olan bir evrağı, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Cenk Buduç beyefendiye nasıl ulaştırdınız? Onu da geçtim. Benim ıslak imzalı ev adresimin ve kişisel bilgilerimin bulunduğu bir resmi evrağı nasıl basına pas etme gafletinde bulundunuz? Bu suç. Bu adli bir suç. Ve bunun hesabını adli makamların önünde sen vereceksin Kadir Efendi. Diğer Tekirdağlı bütün vatandaşlarım gibi, her iş arayan genç Tekirdağlı vatandaşım gibi iş müracaatı yapan 14 bin CV bırakan belediyeye genç insan gibi size güvendiler, o evrakların gizli kalacağına inanarak belediyeye müracaat yaptılar. Siz bunları haraç mezat dışarıya basına mı bahsediyorsunuz? Allah aşkına siz devletin bir kurumunu böyle mi yönetiyorsunuz? Resmi evrakları haraç mezat sokağa mı atıyorsunuz? Puh, yazıklar olsun size. Dürüstlüğünüzü, mertliğinizi yaptığınız icraatlerle ortaya koyacaksınız. Siz değil mi ki benim iş müracaatımı, özel bir gizli evrağı basına pas ettiniz CHP il başkanlığı aracılığıyla? Topunuz suçlusunuz, topunuz adalete hesap vereceksiniz. Nokta. Nokta. Afrika savanasında aslanlar bilirsiniz, sürüler halinde saldırırlar ve bir avını, diyelim ki bir ceylanı parçalamaya başlarlar. Etlerini yerler, kemiklerini sırtlanlara bırakırlar. Bizim haberciliğimiz birçok kişiyi ne yaptı, rahatsız etti. Ama şu anki sırtlanların bu saldırılarına Lambadaki Cin ekibi ne yapacak? Bir saniye. Biz de savaşırız. Taktık mahpuletlerimizi evelallah Mustafa Kemal Atatürk'ün gibi düşmanlara karşı tek yürek ve onurlu ve cesaretli bir şekilde haberciliğimize devam ederiz. Sizin gibi dedikodularla oyalanmayız. Biz de diyoruz ya, siz bizi takip edeceksiniz. Hem de çok takip edeceksiniz. Apoletler. Vallahi apoletler yani. Bir savaş mı isteriz sizden? Siz savaş görmemişsiniz beyler. Ya biz çok sırtlan gördük. Hani ne demiştik en başta? Afrika'daki savanada aslanlar avını avlar, karnını doyurur. Yani haberini yapar, Lambadaki Cin haberini yapar. Sırtlanlar sadece kemik toplar. Kemik, kemik. Ha ha ha.